12 Nisan 2024 Cuma Filiz Katman Star Gazetesi Gazze Filosu 2 Dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın trajik bir olay olarak değerlendirdiği İsrail'in Gazze filosuna müdahalesine dair ilk yorumunda, İsrail'i ziyaretinde insanların yatak odalarına giren füzelerin açtığı delikleri gördüğünü, dolayısıyla İsrail'in meşru güvenlik kaygıları olduğu ifadesi dikkat çekmektedir. Diğer taraftan Hamas'ın ateşkes ilan etmesi sonrasında eylemlerin aralarında El silahlı gücü El Aksa şehitleri Tugay'da dahil olmak üzere, diğer örgütler tarafından gerçekleştirilmesine rağmen elfetiye Hamas'a yapıldığı şekilde bir yaptırımın uygulanmaması önemli bir noktadır. Türkiye'nin uluslararası mekanizmaları devreye sokma girişimlerinden biri de NATO'nun Türkiye'nin çağrısı üzerine 1 Haziran 2010 tarihinde daimi temsilciler düzeyinde toplanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının bir benzerinin çıkmasıdır. Dönemin NATO Genel Sekreteri Rasmussen esir tutulan gemi ve gönüllülerin serbest bırakılmasını istemiştir. Türkiye, BMGK, NATO, İslam Konferansı Örgütü, Arap İşbirliği Formu gibi mercilere konuyu taşıyıp uluslararası hukuk alanında ilgili mekanizmaları devreye sokarak konuyu uluslararası Avrupa Parlamentosu ise İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren gemilere düzenlediği saldırıdan dolayı kınama kararını 56 aleyhte ve 56 çekimsel oya karşın 470 oyla kabul etmiştir. İsrail'in saldırısının uluslararası hukuk ihlali olduğunun belirtildiği kararda uluslararası tarafsız bir soruşturma açılması istenmiştir. Ayrıca İsrail'den insani faciaya ve bölgenin radikalleşmesine yol açan Gazze ablukasını derhal kaldırması ve AB ülkelerinin de Gazze'ye giden kapıların sürekli Açık tutulması için gerekli girişimlerde bulunması istenmiştir. Meydana gelen bu olay öncesinde planlanmış olan dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile dönemin İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu görüşmesi ertelenirken, 9 Haziran 2010'da gerçekleşmesi planlanan Obama ile Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'ın görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede Obama, İsrail'in gemiye müdahalesini daha önce trajedi olarak değerlendirirken, bu kez faci olarak nitelendirerek, İsrail, Türkiye, Filistin, ABD halklarının olayla ilgili gerçekleri buna neyin yol açtığını ve gelecekte benzeri olayları nasıl önlenebileceğini öğrenmek istediğini vurgulamıştır. Toplantıda ABD'nin Filistin'e 400 milyon dolar yardım yapacağını da açıklayan Barack Obama, Asıl amaçlarının Gazze'ye daha fazla mal ve gıda girmesini sağlamak, iş olanağı yaratmak olduğunu söyleyerek, Gazze'ye yönelik ablukaya için yeni bir çerçeve ihtiyaç olduğunu, bunun için ABD'nin Avrupalı müttefikleriyle Mısır ve İsrail'e birlikte çalışacağını belirtmesi ve Türkiye'nin buna dahil edilmemesi önemlidir. Diğer taraftan Mahmut Abbas'ın Filistin halkına yönelik kuşatmanın kaldırılması çağrısında bulunması, 400 milyon dolarlık yardımı olumlu bir işaret olarak değerlendirerek ile birlikte yaşama hususunu önemsediklerini belirtmesi de önemlidir.